Önce bu benim kariyer hareketim. Tonguç Spor Bülteni'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Mart ayı geldi. Havalar ısınmaya başladı. Özellikle atletizm gibi, futbol gibi dışarıda yapılan sporlarla ilgilenen arkadaşlarımız mutludur diye düşünüyorum ve bültenimize hemen başlıyorum. İlk haberimiz Türkiye şampiyonu genç İlayda'dan. Öyle ki İlayda bir ara sporu bırakmayı dahi düşünüyor. Boksa bir sene ara veriyor fakat sonra tekrardan gösterdiği azimle Türkiye şampiyonu olmayı başarıyor. 16 yaşındaki İlayda'sıyla yurt tutan Türkiye Gençler Boks Şampiyonası 69 kiloda altın madalya kazandı. Bir dönem sporu bırakmayı dahi düşünen İlayda boksa geri döndü ve şampiyonluğa ulaştı. Bir senelik bir ara oldu, sonra tekrar devam ettim. Genç kadınlar 69 kilogram Türkiye şampiyonu oldum, 5 maç yaptım. Bundan sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak. Şampiyon İlayda ve oradan katılarak madalya kazanan diğer sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i makamına ziyaret ederek tebrikleri kabul etti. İlayda, sağlıklı olduğun sürece boksu asla bırakma diyoruz. Senden beklentimiz çok büyük çünkü. Farkındaysanız milli takımlar düzeyinde savunma sporlarında her zaman büyük başarılar elde etmişizdir. Yine o arkadaşlarımızdan bir tanesi 17 yaşındaki Eren, onun da hedefi dünya şampiyonluğu. Lise öğrencisi Muhammed Eren Koç, milli takım adına katıldığı 7. Turkish Open Uluslararası Tekvando Şampiyonası'nda 51 kilogramda şampiyon olmayı başardı. Ardından İsveç'te düzenlenen uluslararası turnuvaya katılan Eren, bronz madalya elde etti. Muhammed'in hedefi, tekvandoda kendisini en üst seviyeye çıkarıp dünya şampiyonu olabilmek. Tonguç Spor Bülteni'nin bu bölümünde arkadaşımız sizin için jimnastik sporunu deneyecek, hem de Alperen Ege gibi başarılı ve genç bir sporcu arkadaşımızla birlikte. Öğreneceğimiz spor jimnastik, yanımda da Fatma hocam var. Hocam, öncelikle hoş geldiniz programa. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam. Hocam, süper. Biz bu jimnastiği öğrenmek istiyoruz aslında. Siz süper. Öncelikle bu sporu kaç yıldır yapıyorsunuz? Tam 20 yıldır. 20 yıldır bu sporun içerisindesiniz. Evet. Peki bu sporda hani size katkıları ne oldu? Yani 6 yaşından beri başladım, yapıyorum işte. Hayatımda en zor spor jimnastik, hem de çok eğlenceli. Peki hocam, bu spor size ne kattı? Yaşamınıza ne kattı? Ne gibi artıları var bu sporun? Yeni başlayacak arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz neler olur? Zaten jimnastik temel bir spor. Hı-hı. Herkesin hayatında bu esnek hareketler, güç çalışmalar herkesin hayatında lazım oluyor. O yüzden ben herkese bu spora başlamayı tavsiye ediyorum yani. Peki hocam, bir başlama yaşı var mı bu spora? 4 yani en iyi olan 4 yaşında. Peki hocam, bana şöyle yavaştan bir öğretseniz bu sporu. Bu spora başlarken ilk hareketler, temel hareketlerden başlayalım. Tamam. Yani en temel hareketler ama yani tamam. Rica ediyorum, en temellerinden. En temel hareketler. Tamam, biz şeyden başlıyoruz. Öne takladan başlıyoruz. Öne takla. Evet, öne takla. O yok, evet. Sonra? Sonra amut. Amut şu ayağımızın havada olan mı? Aynen. Evet, tamam. Ve çember. Çember. Bunu hiç anlamadım ama deneyeceğiz. Tamam, deneyeceğiz hocam. Deneyeceğiz. Evet, şimdi ısınma hareketlerine geçiyoruz o zaman. Evet, tamam, süper. Evet hocam, artık kaçarı yok. Buna başlayacağız. Şimdi ilk temel hareketimiz ne olacak? Bana bir öne takla. Öne takla olacak. Evet, önce bu tarafa geçelim. Tamam, geçelim. Buraya evet, geçiyoruz. Ben bir göstereyim size. Buyurun hocam. Önce ayaklarımızı kapatıyoruz, kolları kaldırıyoruz. Evet. Elleri yere koyuyoruz, göbeğimize bakıyoruz. Kafamızı koyuyoruz, taklamızı atıyoruz ve ayağa kalkıyoruz. Hocam, bu birazcık çok zor olabilir ya. Hani en azından seyirci arkadaşları dışarı çıkarırsak hani hiç olmazsa bu manzaraya şahit olmasınlar. Önce bu benim kariyer hareketim. Lütfen. Heyecan tamam. Yapmayın. Şimdi, önce kolları kaldırıyoruz, ayağa kalkıyoruz. Ha, şunu yapıyorum. Evet, kolları kaldırıyoruz, uzatıyoruz. Tamam. Evet, şimdi elleri yere koyuyoruz. Evet. Haydi, bismillah. Evet, göbeğimize bakıyoruz. Kafamızı iyice içeriye alıyoruz. Şöyle. Kafamızı yere koyuyoruz. Süper, harika. Şimdi hocam, ayağa kalkıyoruz, yine kollarımızı kaldırıyoruz. Nereye doğru kaldıracağım bir şey şimdi. Şu tarafa doğru. Evet. Tamam hocam, böyle kaldırıyorum. Süper. Ya inşallah... Oldu. İnşallah olmuştur. Yani kusura bakmayın arkadaşlar, bu sporu öğrenmek için takla atmak gerekiyor. Benim gibi bir insan da takla atabildi mi? Daha yeni bilmiyorum ama atabildim mi?
Attım herhalde. Herkes bir atar. Bir tane daha yapalım mı? Yok hocam, yeter. Yine kollarımızı kaldırıyoruz. Bu sefer evet. Bir bacağımızı onu alıyoruz. Ellerimizi yere koyuyoruz. Şöyle. Amut hocam, yapıyoruz. Bu hangisi? Çember amut. Mi? Amut. Savuruyoruz. Süper. Yani inşallah olmuştur. Yani güzel kendimi oldu. Göremediğim için bir şey diyemiyorum ama. Çemberi geçelim. Ben tamam önce hocam. Bir göstereyim. Şimdi aynen amut gibi başlıyoruz. Bacağımızı ona alıyoruz. Ama bu sefer bileklerimizi çeviriyoruz. Ve bu şekilde yanda. Hocam bunu ben yapabilir miyim? Gözümü seveyim ya. Yani deneyim. Mümkün değil. Aa, güzel 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 güzel. Böyle bir şey mi? Oldu. Olacak. Oldu mu bu? Evet. Bu ya, oldu olacak mu? İşte yani. Ya, Necat'cığım bir sana bir şey dersen eğer hani en azından nasıl gözüktüğünü söyleyin. Çeviriyorsunuz. Tamam, şöyle yapacağım hocam. Bu tarafa doğru yapacağım. Bir saniye. Tamam. Bir saniye. Tamam. Aa, güzel güzel işte bu oldu. Oldu oldu. Oldu mu? Oldu oldu. Hocam şimdi o zaman bunlar başlangıç hareketleriydi. Evet, doğru aynen. Muyuz? Hı. Bunları yapabilen jimnastiğe başlayabiliyor da diyebiliyoruz. Tamamdır hocam, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hocam daha yeni buradan hızlıca bir şey geçti. Evet, tam bir Türkiye şampiyonu geçti. Tam bir Türkiye şampiyonu. Hocam ben kalemimi buldum yani beni ben Türkiye şampiyonları. Size teşekkür ediyoruz hocam. Rica bana ilk hocam. Adımları öğrettiğiniz için. Şimdi bir Alperen'le sohbet edelim. Nasıl Türkiye şampiyonu olmuş? Bir konuşalım bakalım. Yanımızda Türkiye şampiyonu Alperen var. Alperen'cim öncelikle hoş geldin. Hoş buldum abi. Alperen bu spora kaç yaşında başladın? Bu spora 4 yaşında başladım. Peki bu spora günde kaç saat çalışıyorsun Alperen? Ya günde daha çok yorgunluğuma göre değişiyor. Hı-hı. Veya sakatlık durumuna göre. Ama onun dışında 3-4 saat arasında çalışıyorum daha çok. Peki okul hayatına nasıl yansıdı bu spor? Disiplin getiren şeylerde daha kolaylık sağladım böyle. Ya mesela sınavlara disiplinli şekilde çalışıyorsun o zaman sen. Yani evet. Değil mi? Peki yeni başlayacak arkadaşlara, yani bu spora yeni başlayacak arkadaşlara önerilerin neler olur? Küçük yaşta başlaması gerek. Hı-hı. Ya hedefi olan kişilerin. Peki Alperen'cim Türkiye şampiyonu oldun. Bunu evet. Hangi tarihte oldun? Ne zaman oldun? 29 Şubat olması lazım. Daha bu yılın içerisinde. Evet. Bu yıl Türkiye şampiyonu oldun. Ne hissettin? Öncelikle mutlu oldum tabii ki. Ailemin, hocamın falan emeklerinin karşılığını verdiğim için tabii ki. Ya sahneye çıktın ve birinci basamaktaydın, birinci sıradaydın. Evet. Bunun mutluluğu tabii. Peki hedeflerin neler? Bundan sonra yani Türkiye şampiyonunu bu genç yaşta elde ettin. Evet. Peki bundan sonraki hayatında, spor hayatında neler yapmak istiyorsun? Avrupa'da başarılar elde etmek istiyorum. Ondan sonrasında tabii ki dünya şampiyonu. Alperen'cim şimdi bu yıl LGS sınavı da var önünde. Evet. Yine bu yıl Türkiye şampiyonu da oldun. Evet. Peki orada da bir şampiyonluk gelir mi? Ne diyorsun? Yani tabii elimden geldiğince antrenmandan sonra çalışmaya çalışıyorum. Ya okulun da katkısı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz programımıza evet. Katıldığın için. Sana da spor hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah Türkiye'yi ve kendine gururlandırıcı büyük başarılara ulaşırsın. Sağ olun, çok sağ olun. Evet, yanımızda sevgili Alperen vardı. Alperen Türkiye şampiyonu oldu. Bu yıl içerisinde oldu. Ve burada birçok arkadaşımız var. Yine aynı şekilde Türkiye şampiyonluğu ve dünya şampiyonluğu için uğraşıyorlar. Sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Yüzme sporu vücudu en komplike çalıştıran sporlardan bir tanesi ve zinde kalmamızı sağlayan sporlardan bir tanesi. Amasya'da bu spora gönül vermiş arkadaşlarımız milli takıma girmek için kıyasıya mücadele etti. Amasya'da milli takım baraj yüzme yarışları yapıldı. Ortaokul seviyesindeki sporcuların katıldığı yarışlarda derece yapan sporcular Samsun'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve milli takım grup müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Yarışta mücadele eden sporculardan Eylül Yar şunları söyledi. Samsun'a gittiğimde oradaki barajları yine geçip Ankara'ya gideceğim. Ankara'da da geçip Türkiye finallerine kalacağım. Orada da birinci olmayı planlıyorum. Bültenimize devam ederken küçük bir ara verelim. Çünkü son haftalarda birbirinden acayip, birbirinden güzel spor videoları vardı. Hep beraber onlara bakalım.
Şimdi sizlerle Diyarbakır'ın ilk kadın güreş takımını izleyeceğiz. Hepsi çok genç, hepsi de çok güçlü. Diyarbakır Spor Lisesi'de yaklaşık 5 ay önce kurulan Diyarbakır'ın ilk kadın güreş takımı 5 aylık antrenmanla Sivas'a katıldıkları turnuvada dereceler elde etmeyi başardı. Yola çıktıklarında çevrelerinden "güreş kızlara göre değil, başaramazlar" gibi eleştirilere göğüs geren öğrenciler çabalarının karşılığını almanın gururunu yaşıyor. Son haberimizde satrançtan. Türkiye'de birçok ilde satranç turnuvaları düzenleniyor. Onlardan bir tanesi de İstanbul'da düzenlendi. Okullar arası büyük mücadele vardı. Beyoğlu'nda 5.si düzenlenen okullar arası satranç turnuvası Kasımpaşa Spor Salonu'nda yapıldı. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerin mücadele ettiği turnuva, çocukların ve gençlerin analitik düşünme, çözüm bulma gibi yeteneklerini geliştirirken bir yandan da sosyalleşmesini sağlıyor. Tonguç Spor Bülteni'nde bu bölümün sonuna geldik. Şimdi yazılı dönemi, fakat siz kendinizi çok fazla eve kapatıp sıkmayın. Spor yapmaya bakın, nefes açmaya bakın ki daha sonra büyük bir motivasyonla derslerimizin başına geri dönelim. Bir dahaki bültende tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.